Top Son bike. Dakika Tom Kench'in üst koridora gitme ihtimali hakkında ne düşünüyorsun? Yok. Dün yani top bike diye düşünüyorum. Top bike. Top bike. Top bike ama bir dakika. Evet. Hayda. 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 O esini kullandırdı yalnız. Esini kullandırdı yalnız. Şimdi Kredi yan taraftan geliyor. Burada görünmez olamayacak Wunder. Işından kullanıldı. Kozak açtı orada. Wunder'in canı bayağı azalmış durumda. İlkan'ı dökmeyi başardı burada İlkan Kaan'da. Caps'in gelmesi buraya pek fazla bir şey değiştirmeyecek gibi duruyor. Caps. Vurkaç orada bekleme süresinde mi acaba? Zincir tutturdu şimdi Kredi'den bir sıçrayla Koza geldi. Caps hop. İyi yemledi burada. Harika zaman kazandırdı. Wunder buraya geliyor. Wunder mesafeyi kapatabilir. Caps bakalım kovalayacak mı? Canı 200'lere kadar düştü. Hemen canını yeniledi orada. Şimdi Caps'ten bir sıçra zincir. Kleet düşecek. Yere düşemeden örümcek inişinde. Gri ekrana bakıyor şu an Kleet. Faker burayı kapatmak istiyorum. Vurkaç'la uzaklaştı Caps. Caps buraya doğru geldi. Altı totem bitti şu çalıdaki. Kaan öldü. Bu arada belli olmaz. Sıçrayı orada ıskaladı Jankos. Şimdi ışından kullanıyor. Mata gelecek buraya. Koza tuttu yakalanmasını. Jankos. Çok iyi döndüler. Jankos düştü. Mata'nın ışınlarını takip etmesini engelledi Caps. Ben ışınla burada Mata'nın ikinci barikatta düşmüş oldu. Çok ciddi bir baskı var burada. Wunder'den bir deneme. Yalnız yeteneklerini kaçırdı orada. Koza kaçsa da Wunder burada düşecek. Skor klikte. Ve üçüncü plaka altından alacak neredeyse Kaan. Şimdi Jankos'tan bir direkt olarak baskın koridordan oradan geldi. Wunder'den güzel hamle. Kaan'ın burada sıçrası var ama çıkış yok gibi duruyor. Şimdi ultiye sıçrasını kullandı ama Jankos sancak konusu geldiğinde takip edebilir mi? Geçemezler ona. Faker buraya doğru yaklaşıyor. Ultisi var Jankos'un. Ultiyi hala saklıyor. Şimdi kullandı ve buraya kadar altında aldı Jankos. Yalnız baskını da Wunder çok iyi hazırladı. Diğer tarafta Jankos'un üst koridorda orada olduğunu gören SKT hemen Dağcıların aradan çıkarmak istiyor. Burada savaşacak mı acaba? Borusan kullanan bu ulti var. Burada Dağcıların almayı başardılar. Caps araya girmek istedi. Caps evet. Burada inanılmaz bir hasar aldı. Caps'i oradan çıkarmak istiyor Mikix. Son anda Caps uzaklaşacak ama Mikix burada Caps için kendini feda ediyor. Caps'in W'su bu arada Braum ultisine takıldı. O W'nun ilk hasarını vuramadı. Bu arada Kaan. Üst koridora bir baskında. Şimdi güzel bir sıçra Wunder'den kule altına çekti Kaan'ı. Bir de kule hasarı gelecek orada. Kronometresi var ama LeBlanc geliyor ve öldü Kaan. Q. Az önceki pozisyona benzer bir senaryo. Bu arada Vurkaç'la skoru almak istedi Caps. Kronometresinde burada. Braum burada ama çok gereksiz bir kronometre. Boş yere kullanmış oldu. Ama yani... Kleet bu arada... Çok ters yerden geliyor. Arındırı var. Arındırı kullandı. Mikkeyiz kayış gibi devreye girdi. Biraz vakit kazandırdı takımına. Burada işler tersine dönebilir. Perks geldi buraya Mata. Hemen sıçrayla uzaklaşmak istiyor. Caps hasarını bıraktı. Elektrik ver tetiklenince Caps skor oluyor. Orada Kleet'ten kullanılan bir sıçra afete. Bu arada Varus ultisi orada ıskaladı ama Wunder. Wunder burada cezayı kesiyor. Bir skorla ama Wunder de G2 toparladı diyebiliriz. Arda arda skorlar. Yani toparlayıp öne bile geçiyorlar şu anda. Kaan skorunu da istiyorlar. Sıçrası zincir yok. Tuttu yavaşlatma kaçtı orada ama. Bir skor daha Wunder acısını çıkardı adeta. Üst koridor baskınlarının. Faker'dan kullanılan bir ulti var. Wunder burada hemen geri adım atıyor. Jankos girecek mi acaba? Hayır. Faker'a bayağı bir vakit kaybettirdi Caps ama kendi de çok fazla bir şey alamayacak gibi. Jankos burada kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Şimdi devam edecek orada rakibin üzerine çünkü Kleet'in sıçrası olmadığını biliyorlar. Jankos sıçrayla birlikte uzaklaştı oradan Perks geldi gibi ultiyi kullandı ve skor yine Wunder'de. 0-2 başlayan Wunder 4-2'ye geldi. Bu arada dakika 16'dayız hala ilk kule alınmadı. Ve şimdi çıktı oradan. Kleet'in orada olduğundan habersiz. Orada yemlendi orada ve Caps buraya kadar altındı. Faker'a teslim etti. Yani. İşte göz arasında çıkardı kuleyi. Yalnız SKT hemen alevecilerine başladı. Çok hızlı eriyor alevecileri bitti. Hasar iki takımda da hasar çok fazla bu arada. Ama anlık hasar SKT'de inanılmaz derecede. Ya yalnız bir de Azir dışında bir şampiyon olsa G2 için Caps, zor maç olmayacaktı seni ama. Seni bölüyorum Can. Caps zaman kazandırıyor. Diğer tarafta kule hasar alıyor. Burada bir savaş izleyebiliriz. Jankos iyi bir noktadan geldi. İki kişilik bir afet var. Faker bakalım ultisini kullanabilecek mi burada? Faker sıçramak durumunda kaldı. Arada kalan bir Jankos düşüyor. Ve G2 burada geri çıkma kararı alıyor hızlı bir biçimde. Caps, Wunder geliyor. Güzel bir Tom Kench ultisi. Faker orada kötü bozulanı kalabilir. Ultisini iyi kullandı ama Wunder sersem bitiyor orada. Faker düşecek. Score Perks'te. Kleet'i de istiyorlar. Yalnız Baron var. Onu da alırlarsa Baron'u alacaklar. Şaka botu var ya. Baksana nasıl koşuyor. Yani emin değilim Baron olabilirler mi ardından.
Bit biraz zaman kazandıracak gibi duruyor ama Wunder ultiyle yetişti. Klit'ten örümcekin işi. Ama indiği yerde iki gardiyan ve Caps burada skor aldı. Ya Baron'a girmeleri çok riskli olur tabii ki. Miss Fortune varken, Jace varken yalnız riskli. Bir skor da alırlarsa bu çok kolay bir hale alabilir. Mata yakalandı orada. Mata düşecek, sersemletme geliyor. Mata'nın düşmesiyle beraber orada duracak bir tank olmayacak önlerinde. Orada Mata da bayağı bir zaman kazandırsa da burada 3 kişi Baron'u alacak gibi duruyor G2. Diğer tarafta savunmaya gitti hemen Wunder'le. Caps. Oo. Bu arada iyi bir sıçra Teddy'den. Wunder'den de harika bir oyun gördük yalnız. Wunder yakalandı orada. Wunder düşebilir. Wunder skoru. Buraya kadar altını Kaan'a gidiyor. Teddy harika yemledi. Kronometre ile beraber. Play'de iyi tankladı orada. Lux ultisi gibi kullanıyor bu arada Teddy. Yalnız Miss Fortune ultisini. Baron'u aldı G2. Orada kısa menzilde savaşa girmek istemedi. Wunder'in yetenekleri bekleme süresindeyken çok iyi değerlendirdiler. İşte B atamadı orada. Neden o kadar geciktirdi bilmiyorum ama. Ve vermiyor şu an itibariyle. Hiç riske girmeye gerek yok. Baron güçlendirmesine karşı sadece bir kule verdiler şu anda. Şu ışınlarını kullandı. Oo, geldiği gibi ultiyi kullandı Kaan'ın üzerine. Kaan'ın sıçrası yok. İki kişi havaya savurdu. Yengol! Ve Wunder 2-2 yaptı burada. Ya da en azından Jarvan'a karşı çok daha etkisiz. Orada kan yani bu üzerine doğru gidiyor. Bu birebir istiyor mu acaba? Birebir evet bu birebir. O birebir ister. Ama Wunder kendisi isteyip istemediğini seçebilir. Bu arada orta koridorda bir savaş. 3 kişilik bir ulti geldi Yankos'tan. Orada ittirmeyi başardı hazır rakiplerini şimdi. Hazır. İnanılmaz bir hasar çıkardı Faker. Ve Skorkly'de kaldı. Wunder'i kaybediyor G2. Caps'e çok az bir canla uzaklaşacak. Terste. Bu arada Perks oradan çıkmaya çalışıyor. Perks'ün hala sıçrası var. Ön taraftaki hasar göstermek istiyor Mata. Faker devam edebilir burada. Faker manası bayağı azalmış şurada ama Miss Fortune'un. Bu arada... Hayda. Bunu biliyor ama SKT. Bunu biliyor. Yetişebilirler buraya. Ve yeteri kadar hızlı yapamıyorlar ama Clid burada yakalandı. Canı %20'ye kadar düştü Clid'in. Hemen sıçrasını kullanıyor ama Caps burada skor alıyor. Ve bir ışından daha kullanılıyor şimdi. Burada savaşmak istiyor SKT ama Teddy'nin manası yok. Çok ters pozisyonda SKT. Caps zincir tutturdu Teddy'ye. Diğer tarafta Jayce düştü. Kaan'ı kaybetti SKT. Faker 5 kişinin arasında. Faker bir skor çıkardı oradan ama Faker da düşecek. 3 skor birden. Canlar çok az G2'da. Gel Faker'ın yapabileceği başka bir şey yok çünkü. Takım savaşını dümdüz kaybediyorlar. Şimdi Wunder dolaşıyor arkadan. Devam ediyor. Ultisi var Wunder'in. Manası olmayan Miss Fortune üzerine gidiyor. Miss Fortune düşecek gibi burada. Wunder ultiyle skor aldı. Hop. Mata da düşecek. Mata'dan son anda bir sıçra. Ama bu sıçra ne kadar Mata'yı kurtarsa da Baron'u kurtaramayacak diyecektim ki. Mata'yı da kurtarmadı. Ya dakika 32 katlayan ve Baron G2'da. Clid'in böyle panik yaptığını neredeyse hiç görmeyiz ama rakibin üzerine koştu. Kronometresini bile kullanamadan öldü. Bu arada ilk inhibitorunu kaybetti. Üst koridordaki inhibitor kulesi de düştü SKT'nin. Alt koridor. Şu an doğru karşılamaya giden kimse yok. Şey, sürekli G2 hareket ediyor çünkü. Bu arada Caps hemen Q-R konmasıyla Kaan'ı da üste gönderiyor. Orada ikinci inhibitor almayı başardı. Dakika 34'teyiz. Bak nasıl koşuyor Wunder. Yüzüyor. Üst koridordaki inhibitor da düşecek. Hemen üst koridora zaten rotasyon yaptı. Baron güçlendirmesinin bitmesine daha 50 saniye var. Bu 50 saniyeyi atlatamayacak gibi duruyor SKT. Faker orada dürtüldü. Gelen bir deşen ok vardı Varus'tan. Hemen Wunder aşağıda. Bir aşağıdayım, bir yukarıdayım. Bu arada Caps zincir tutturdu. Kaan'ı alacak burada Nexus kulelerinin arasında. Skor almayı başardı. Faker yakalandı orada. Faker ultiyle birlikte rakibini ittirmeyi başardı. Bariyeri var hala. İki Nexus kulesi de düşmek üzere burada. Nexus kulelerini kaybetti SKT. Dakika 35. G2 rövanş maçını da kazanacak gibi duruyor burada. İki maçta birden SKT'yi deviriyorlar MSI 2019'da. Faker'ı da kaybetti SKT. Ve G2 bonus skorlarla birlikte, katliamla birlikte SKT'ye karşı bir kez daha galip gelmeyi başarıyor. Hem de bu sefer erken oyunu domine etmeden yaptılar bunu. SKT'nin birazcık fırlatması bu konuda etken tabii ki ama...